Molla Fener 121 dinlemede. Bancık para bırakın kendine. Çıkış yapalım. Anlatsın merkez, çıkış yapıyorum. Molla Fener 120 dinlemede. Fabrika yangını, Bancık Bey'e çıkış yapalım. Hemen çıkış yapıyoruz. Bayağı yanıyor ya, baksana. Of. Tabela yanıyor. Yerde yetişir. Trafa her an yağları patlayabilecek, haşlayacak bizi burada. Yandaki fabrikaya sirayet etmesin diye soğutma yapılıyor. İtfaiye araçlarının dahi çok aşırı derece ısındı. Tamam ya, bir şey yok. Bir şey yok, tamam. Deden sağlam, problem yok. Meslek sevdası kayınpederim sayesinde şey yaptık. Kayınçim vardı, Allah rahmet eylesin, 29 yaşında vefat etti. O başlatmıştı gönül itfaiyeciliği. Vefat ettikten sonra babam devam ettirdi. Biz de onun peşinden devam ediyoruz. Rahmetli abim zamanında çok aktif görev yapıyorlardı. Babam da dahil. Abim vefat ettikten sonra babam sürdürmeye başladı. Biz de onlarla birlikte baktık, ihtiyaç dahilinde eğitimlerimizi alıp profesyonel şekilde onlara yardım etmeye başladık. Merkezden gelen araçların biraz buraya geciktiğinden dolayı burada ihtiyaç oluştu. Biz de ailecek destek veriyoruz. Oğlum, eşim, babam, hepimiz ailecek destek veriyoruz. Ailenizde kaç kişi itfaiyeci? 7 kişiyiz. Babam, oğlum, kardeşlerim, işte yengem, onlar. Ailecek eğitim aldık. Babama ihtiyaç dahilinde destek veriyoruz ailecek. Aynı zamanda siz bazı vakaları aracınızla gidiyorsunuz. Evet, genelde vakalar evimdeyken de geldiği için itfaiyeye yetişemiyorum. Ben evimde ekipmanlarımı donanıp aracıma atlayıp yangın neredeyse
o yangına dahil oluyorum. Bazen babamı yangınlarda göremediğim zamanlar da oluyor. Yani sadece babamın emrinin altında olmadığım için diğer ekiplere de dahil oluyoruz, öyle. Ne kadar süredir itfaiyecilik mesleğiyle ilgileniyorsunuz? Yani gönüllü olarak 20 seneye yaklaştı. Belki de 20 sene geçti. Nasıl başladınız peki? Daha önce köyümüzde yangınlar oluyordu. Merkezden gelmesi zor oluyordu trafik sorunundan falan. Teşkilat kuralım dedik. Son anda işte bu büyükşehir bu 17 Ağustos depreminden sonra gönüllü teşkilatını kurdu. Orada müracaat edildi. Onlar eğitim aldık. İtfaiyecilik temel eğitimi aldıktan sonra araç tahsis edildi. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi biz gönüllü itfaiyeciye devam ediyorduk. Oğlum Mustafa ile beraber, ailemle birlikte. Fakat genç yaşta oğlum Mustafa rahmetli oldu. Ondan rahmetli olduktan sonra bize dediler ki işte yalnız kaldın. Yani bu işi yürütemesin kendi işinle beraber. Bırak bu işi, yani teslim et aracı dediler. Biz dedik yani bayrak düştüğü yerden kalkar. Biz oğlumun bıraktığı yerden ben zaten devam edeceğim, bırakamam dedim. Bu şekilde aktif olarak devam ediyoruz yani. Onun hatırası olarak kazalara, yangınlara gönüllü olarak koşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sonradan çok çalışmamıza istinaden 2016 yılında yeni bir sıfır araç bize tahsis etti. Onunla kazalara, yangınlara, işte kurtarma olaylarına devamlı gidiyoruz. Bazen günde 3-4 tane vaka peş peşe oluyor. Bazen de 2-3 gün vaka olmuyor. Serbest duruyoruz. Damadım, kızım, oğlum, gelinim, onlar torunum. Onlarla aktif olarak çalışıyoruz. Bir de ek yavru olarak gönüllü ekibim var benim mesela. Yanımda çalışan işçilerimde falan. Onlar da eğitim aldı. Onlar da yardımcı oluyor kazalara, yangınlara. Gönüllü arkadaşlar var. Onlarla devam ediyoruz. Mesai saat yok, fark etmiyor. Gece gündüz telsizim 24 saat açık. Telsizle ulaşılırsa, ulaşamazlarsa telefonla ulaşıyorlar. Telefonla hemen çıkış yapıyoruz. Bölgemize göre, yani bölgeye hakimiz. Orman yollarını, fabrika isimlerini, firma isimlerini bildiğimiz için kısa sürede olay yerine intikal ediyoruz. Olay büyükse takviye ekipler geliyor zaten. Değilse, büyük değilse, anons yanlış verildiyse veya takviye ekipleri geri çeviriyoruz. Abi ön kapı tarafından ateş var. Tamam.